Mesih'i takip etmeye başladığınızda diğerlerinden farklı olarak birçok ayrıcalığınız olur. Aynı zamanda Tanrı'yı tam anlamıyla takip edebilmek ve onu memnun etmek için bazı fedakarlıklarda bulunmalısınız. Yuhanna 5:41. Bu ayeti seviyorum. Bakın, insanlardan övgü kabul etmiyorum. İnsani gurura can atmıyor. Dünyadaki şöhretlerle ilgilenmiyorum. Bunu söyleyen İsa. Can atmak kelimesi üzerinde duralım. Bu konu üzerinde düşünene kadar gerçek anlamda dikkatimi çekmemişti. İnsanların sizi sevmelerini isteyebilirsiniz. Bu tamamen doğal ve normaldir. Umarım beni seviyorsunuzdur. Öyle değil mi? Hepimiz istiyoruz. Sevgi. Umarım bu akşam anlatacaklarım sizi memnun eder. Gücenmenize yol açmaz. Hepimiz sevilmek istiyoruz ama ben buna can atmıyorum. İhtiyaç duymuyorum. Tabii ihtiyaç duyduğum zamanlar oldu. O zamanlar insanlara bakıp onaylarını alamadığım durumlarda yaptığım şeyi değiştirmeye başlardım. Evet, saçınızı ya da giyim tarzınızı değiştirirsiniz. Cemaatini kaybedeceği için Tanrı'nın anlatması için görev verdiği şeyleri anlatmayan kaç vaiz vardır? Bunu yaparlarsa cemaatin başka kiliseye gideceğinden korkarlar. O kadar çok ki. Ve inanın bana, onların bu insan korkusu karşısındaki ezikliği Tanrı'yı gücendiriyor. Evet. Amin. Amin. Gücendirmek istemiyorum ama şunu da söylemeliyim. İsa insanları gücendirirdi. Hatta bu onun en önemli özelliğiydi. Bence bunu bilerek ve özellikle yapıyordu. İsa Şabat günü Ferisilerin yanına giderek bir sakatı iyileştirdi. Bunu onların kafasını karıştırmak için yaptı. Amin. Amin. Ben hala Tanrı'nın benden tam olarak ne yapmamı istediğini çözmeye çalışıyorum. Sanırım bende yeteri kadar gözü pekim ve işte bu sayede bugün buradayım. Hoşunuza gitse de gitmese de işte gerçek bu. İşte ben de buraya kadar geldim. Biliyor musun? Galiba Tanrı'nın insanları kullanma şekli kadar beni şaşırtan bir şey yok. Evet. Bazen gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Bazen de ağlamak istiyorum. Korkunun kaderinizi elinizden almasına izin vermeyin. İsa'nın kendini yüceltmediğini anlatan ayeti çok seviyorum. Siz sevmiyor musunuz? Buna ihtiyaç duymamış. Çünkü bunu aşmış. Şunu düşünün, hayatınızı her gün Tanrı'yı memnun etmek için mi yaşıyorsunuz? Her gün. Çünkü Hristiyan olmak bu demektir, onun için yaşamak. Onun için yaşamak. Arabamıza bir şeyler yapıştırıp, boynumuza haç takıp, kiliseye gitmek değildir. Hristiyanlık onu takip etmektir. İsa ardımdan gelmek isteyen kendini inkar etsin. Her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin dedi. Belki o çarmıhı artık eskisi kadar popüler değil. Ama şunu bilin ki siz bu uğurda 10 arkadaş kaybederseniz Tanrı bunun karşılığında 10.000 arkadaş verecektir. Koloseliler 1:10. Rab'be yaraşır biçimde yürümeniz ve kendinizi yönlendirmeniz, yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her konuşmamızda Tanrı'yı mutlu etmeyi amaçlamıyor muyuz? Özel hayatımızda Tanrı'yı mutlu etmeyi amaçlamıyor muyuz?
Giyim kuşamımızla Tanrı'yı mutlu etmek istemiyor muyuz? Herkes etrafına şöyle bakınıyor. Bırakayım da biraz düşünün bari. Evet, tabii herkes bunu yapıyor. Bana bakın, siz herkes değilsiniz. Mesih'i takip etmeye başladığınızda diğer insanlardan farklı olarak birçok ayrıcalığa sahip olursunuz. Ama Tanrı'yı tam anlamıyla takip etmek, evet, onu memnun etmek için bazı fedakarlıklarda bulunmalısınız. Amin. 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 O yüzden size bunu ev ödevi olarak veriyorum. Sizleri tedirgin ediyorum ama ne yapayım? Buraya gelirken nelerle karşılaşacağınızı biliyordum. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz ve her işte iyi meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. 1. Selanikliler 2. bölüm 4. ayet. Aslında Tanrı tarafından müjdeyi emanet almaya layık görüldüğümüz için insanları değil yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. Size şunu söyleyeyim ki benim yeteneğim buraya çıktığımda Tanrı'nın söylememi istediği her şeyin ağzımdan dökülmesidir. Ben buna inanıyorum ve böyle hareket ediyorum. Şimdi burada oturmuş kendi kendimize şunu söylüyoruz. Tanrı'yı memnun etmeyen şeyler yaptığımın farkındayım. Bunu biliyorum. Buraya geldiğiniz için memnun değil misiniz? Bunları söyleyecek kadar cesur olmamın sebebi Tanrı'yı ne kadar memnun edersek bizim de o kadar mutlu olacak olmamızdır. Evet, bedensel açıdan bir şeylerden vazgeçeriz ama bunun karşılığında ruhani açıdan çok şey kazanırız. Ve bence ruhani olarak ne kadar yükselirsek, ilerlersek bedenimizde çarmıha o kadar yaklaşmalıyız. Evet. İlerleme budur. Sürekli karar alırız. Önümüzdeki yol sürekli daralır, daralır, daralır. Tanrı sizi bu akşam buraya hangi sebeple gönderdiyse yolunuzu daha da daraltmaya çalışıyor. Evet. Ama bu kimseden bir şey alacağı anlamına gelmez. İstediklerinizi alacağınız anlamına gelir. Neşem nerede? Daha fazla huzur istiyorum. Evet, biliyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Dağların etrafında milyon kez döndüm. İnsanların bizi reddedeceklerinden korkmamız gerçekten çok kötü bir şey. Dürüst olmak gerekirse reddedilmek acı verici. Bugün kiliseden gitmem istendiğini rahatça anlatıyorum. Çünkü cemaatten ayrılma kararımıza tam anlamıyla katılmayıp bunu kabullenmeyen arkadaşlarımı, hatta aile bireylerimi kaybettim. Bu yaptığımı onaylamadılar, buna karşı çıktılar. Yani ben tabii ki kalmaktan mutlu olurdum ama onlar çıkmamı istedi. Yani onları ben terk etmedim aslında. Daha çok ya git ya da çeneni kapa dediler. Çenemi kapatmak seçeneğim değildi. O zamanlar dünyanın en zeki insanı olduğumu sanmıyorum. Bazen Tanrı'nın ateşi sizi vurduğunda zeki insanlar gibi davranamayabiliyorsunuz. Evet, böyle oluyor. Ama yine de bu ateşin size hiç vurmamasından iyidir. Pekala. Biraz zaman aldı ama sonunda toparlandım, doğru yolda yürümeye devam ettim. Geçmişe dönüp baktığımda şöyle diyorum. Sanırım o sözleri söylememeliydim. Böyle davranmamalıydım. Ama kalbimi dinledim. Ve kalbim haklı çıktı. Bu yüzden insanların beni reddetmesi yanlıştı. Şimdi size burada oturup
Arkadaşlarımı nasıl kaybettiğimi gülerek anlatıyorum. Ama o zaman acı çektim. Boğazıma bir el yapışmış gibiydi. Reddedilmek acı verir. Doğruyu söylemek gerekirse, geriye baktığımda gerçekten o günleri nasıl atlattığımı bilmiyorum. Çünkü insanların hakkımda ne düşündüğü çok önemliydi. Bunu sadece ve sadece Tanrı'nın lütfuyla başardım. Ama o zamanlar ağlayarak bir vaaz dinlemiştim. Doğruluk üzerine dinlediğim en iyi vaazdı. Doğru yoldasın. Bunu hiç duymamıştım. Hayatım boyunca işe yaramaz sefil bir günahkar olduğumu duymuştum. Tanrı'ya karşı mı geliyorum yoksa yanlış yolda mıyım? Neyse, doğruluk üzerine bir vaaz dinliyordum ve başta hiçbir şey anlayamadım. Kafam söylenenleri anlamak istemiyordu. Vaiz 2. Korintliler 5:21'i okuyordu. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım. Kendime ait işlerde doğru olmak yetmiyor. Ben doğruyum demekle olmuyor. Yanlış yaptığımızın farkına bile varmıyoruz. Bize Tanrı'nın doğruluğu bahşedildi. İncil bizden bunu üzerimize giyip hiç çıkarmadan onunla yaşamamızı söylüyor. Birlikte. Eğer bunu üzerinize geçirip yaşamak istiyorsanız önce bunu Mesih'ten istemelisiniz. Evet, Mesih'ten. Artık vermem gereken bir karar vardı. Beni izleyen bütün misafirlerime sesleniyorum. Tanrı sizin hayatınızla bir şey yapmak istiyor. Belki Tanrı'nın bu amacını içinizde hissettiniz. Belki de Tanrı sizden cesurca öne çıkarak insanların sebebini anlamayacakları bir şey yapmanızı istiyordur. Belki Tanrı'nın sizinle konuştuğuna emin değilsiniz ama sizi terk etmediğini de hissediyorsunuzdur. Hata yapma korkusu hakkında çok konuşacağız. Size ilginç bir şey söyleyeceğim. Eğer risk almak istemiyorsanız ruhsal anlamda asla olgunlaşamayacaksınız demektir. Çok riskli bir durumdaydım ve çok kırılgan hissediyordum. Ama bu kararı verdiğimde yanımda sadece Dave vardı. Sadece Dave ve ben. Biliyor musunuz, Dave başkalarının ne düşündüğünü önemsemez. Bu onun avantajınadır. Yani benim gibi kafayı takmaz. O umursamaz. İnsanların ne düşündüğü benim sorumluluğumda değildir der. Keşke ben de öyle olsaydım. Ama ben acı çekmeliydim ki bunları anlatabileyim. Ama susacağım diyemezdim. Tabii, sizi anlıyorum. Ortalığı karıştırmak istemem. En iyisi susayım. Ama ben vazgeçmedim. Şimdi tadını çıkarıyorum. Amin. Vazgeçmeme düşüncesine bayılıyorum. Tanrı'nın kitabında harika ayetler var. Müthiş şeyler öğrendim. Şeytan reddedilmeyi hayatımızda ilerleme kaydedeceğimiz her alanda kullanıyor. Yani bizim bir sonraki adıma geçmemizi engelliyor. Kaç kişi yeni bir adımın zamanının geldiğini hissediyor? Umarım bu akşam burada dinledikleriniz, Tanrı'nın sözünü dinlemeniz, cesurca yaşamaya karar vermeniz konusunda yardımcı olur. Öne çıkmanıza ve gerçeği bulmanıza yardım eder. Aptalca veya çılgınca şeylerden bahsetmiyorum tabii. Ruhsal açıdan olgunlaşmış 20 kişi hata yaptığınızı söylüyorsa daha fazla dua edebilirsiniz. Ama Tanrı yolunda ilerlemeyen bir grup insan için değil.
Anladınız mı beni? Yani size karşı gelinmesinin sebebinin kaynağına inin. Asice davranmanız konusunda sizi kışkırtmıyorum ama hayatınızı başkasının istediği şekilde yaşamak kadar kötü bir şey olamaz. İstedikleri gibi biri olmaya çalışmak, yaşamaya çalışmak, hayatı böyle yaşamaya devam etmek. Sonunda kendinizi kaybedersiniz. Zor şeyleri yapmak bizi güçlendirir. Bir şeyin zor olması onu yapmamanız anlamına gelmez diye düşünmeyin. Tanrı zor şeyleri bilerek yolumuza çıkarıyor. Yeşaya 41'de İncil diyor ki korkma çünkü ben seninleyim. Yeşaya 41:10'a birlikte bakalım. Bebeğiniz diş çıkarırken ne çiğnemek ister? Sert bir şeyler. Yavru köpek diş çıkarırken ne çiğnemek ister? Evet, biz de ruhsal dişimizi çıkartıyoruz. Bunu yapılması zor şeylerde yapıyoruz. Zorlandıklarımızda, amin. Amin. Peki nerede kalmıştık Yeşaya 41:10? İşte müthiş, anlamlı bir ayet. Korkma, korkacak bir şey yok. Çünkü ben seninleyim. O bizimle. Korku içinde yaşamamalıyız. Yılma çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Seni güçlendireceğim. Sana yardım edeceğim. Seni güçlendireceğim. Yardım edeceğim. Size çok sıkıntı veren bir şey bundan 5 sene sonra sizi rahatsız etmeyecek. Ama bugün sorunlardan kaçarsanız 5 yıl sonra da sizi rahatsız edecekler. Bu size bağlı. Bundan 5 yıl sonra bugünküyle aynı durumda olmak ister misiniz? Yoksa Tanrı yolunda mı yürümek istersiniz? Bazı şeyleri riske etmek iyidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü sadece bu yolla Tanrı'nın bizim için neler yapacağını öğrenebiliriz. Ben bunu yaşadım. Tanrı'nın bana hizmet grubunu kur dediğini hissettiğimde, yani bu grubu kurduğumda, 42 yaşındaydım. 3 yetişkin çocuğum, bir de bebeğim vardı. O yüzden hiç kimse çok çocuğu olduğu için Tanrı adına bir şey yapamayacağını söylemesin. Öyle değil mi? Tanrı'ya olan tutkunuz size çılgınca şeyler yaptıracak. Evet. Amin. 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 Ben Tanrı'nın beni desteklediğini gördüm. Tanrı'nın bana yeni kapılar açtığını gördüm. Tanrı'nın kaybettiğim arkadaşlarımın yerine yenilerini koyduğunu gördüm. Belki yanılmış olabilirdim. Belki de Tanrı bana yardım etmeyecekti. Bu da bir olasılık. Ama güvenli bölgedeki belirsiz alanımızda yaşam geçirmek kötü. Bunu yapmamalıyız. Korkacak bir şey yok. Evet. Şimdi size 4 adet ayet okuyacağım. Onları tek tek okumayacağım. Bunları hep birlikte ele alacağız. Şuna inanıyorum ki Tanrı sizlerin kalbinde yeni kararlar almanıza yardım edecek. Anlayacaksınız ki Tanrı tanıdığınız herkesten daha yüce. Eğer Tanrı yanınızdaysa ki, evet yanınızda. Evet söylüyorum yanınızda. Evet günahkar, sana da söylüyorum Tanrı senin de yanında. Siz kendini Mesih'e adamamış insanlar, Tanrı sizin de yanınızda. O sizi çağırıyor, sizi bekliyor. Tanrı sizin yanınızda. Eğer Tanrı yanımızdaysa, karşımızda kim durabilir? Tanrı benim yanımdaysa,
Beni kim korkutabilir? Şu ayetlere bir bakalım. Romalılar 8, 31 ve 32. Tanrı'nın sözünün içinde sizi özgür kılacak bir güç var. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Öyleyse tüm bunlara ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Eğer Tanrı bizim tarafımızdaysa kim bize düşmanlık edebilir? Mezmurlar 118:6. Rab benden yana, korkmam. İnsanlar bana ne yapabilir ki? Şunu bir düşünün. Ben bunu yazdım. İnsanlar bana ne yapabilir? Benim hakkımda konuşabilir. Bazı kötü şeyler düşünebilir. Aslında zaten sürekli kötü şey düşünüyorlar. Beni reddedebilirler, arkadaşlık yapmayabilirler, partiye davet etmezler. Belki beni sevmeyen amirim veya patronumdur, o yüzden beni terfi ettirmez. Şöyle diyebilirsiniz, ya bana zarar verirse, ya beni öldürürse, Tanrı'nın bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın, canı da bedeni de cehennemde mahveden Tanrı'dan korkun diyen bir ayeti vardı. Amin. Amin. İnancımız için ölmeyi biz pek kafaya takmıyoruz ama tüm dünyada bu çok geçerli bir şey. Biz Batı dünyasındakiler kendimizi toparlamalıyız artık. Yakında birlik olmamız gereken zamanlar gelecek. Hiçbirimiz neşemizi kaybetmek istemeyiz. Öyle değil mi? Ama karar alma zamanı gelmiştir. Mezmurlar 27:1. Rab benim ışığım, kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam. Hiç kimseden korkmam. Sizi hala uçurumdan itmediysem bu da son darbem olsun. İbraniler 13:6. Böylece cesaretle diyoruz ki Rab benim yardımcımdır, korkmam. Hiçbir şeyden endişe, dehşet veya yılgınlık duymam. Çünkü daima Tanrı benim yanımdadır. İnsan bana ne yapabilir? Amin. Hadi Tanrı'ya kocaman bir şükredin. Haleluya. Tanrım bizi cesaretle doldurduğun için şükürler olsun. Amin. Pekala. Sizin için, her biriniz için İsa adına dua edeceğim. Neyle yüzleşmeniz gerekiyorsa onunla yüzleşebilmeniz için, gereken gücü doğru zamanda Tanrı'da bulmanız için, Tanrı yolundaki hayatınıza başlamanız için, başkaları için yaşamamanız için. İsa'nın adıyla. Amin.